Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ayında daha çok revaçta olan ve iftar ile sahur sofralarında eksik olmayan hurma, içerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle her vakit, her mevsim yenilmesi faydalı bir besindir. Yaş hurmanın faydaları kadar her haliyle birçok hastalığa iyi geldiği araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Hurma meyvesinin faydaları, uzmanların görüşleri ve daha fazla bilgi videomuzda. İşte hurmanın faydaları, içeriği ve iyi geldiği hastalıklar. Hurmanın faydaları, içerdiği vücudun ihtiyacı olan birçok vitamin ve mineraller nedeniyle çoktur. Mübarek Ramazan aylarında tüketimi daha çok artan bu değerli besini, hurmanın faydalarını öğrendikten sonra günlük tüketime katmak isteyeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzerine sütle birlikte tüketimi daha çok tercih edilen ve mükemmel bir tamamlayıcı olan hurma, Kur'an'da adı geçen nadir meyvelerden biridir. Tok tutması ve kan şekerini düzenlemesi dışında doğal bir antioksidan olan hurma, hücre yenilenmesi ile kanser riskini azalttığı tespit edilmiştir. Kansızlığın sebeplerinden biri olan demir eksikliği için iyi bir takviye olan hurma, demir içeriği ile kalp sağlığını da korur halsizlik alması, enerji vermesi ve emziren annelerin süt salınımını artırması gibi birçok faydaları olan hurmayı videomuzda ayrıntılı bir şekilde anlattık. Hurma ve hurmanın faydaları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte hurmanın faydaları, hurmanın içeriği, iyi geldiği hastalıklar ve tüketim şekli. Hurmanın faydaları, palmiyegiller ailesinden olan hurma, tropikal, ılıman ve çöl ikliminde yetişir. Soğuktan hoşlanmayan, sıcağı seven hurma, ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişir. 99 çeşidi bulunan hurmadan kahve, reçel, pekmez 11 farklı ürün imal ediliyor. Lifli yapısı, doğal şeker ve azot, fosfor, potasyum, demir gibi mineraller içermesiyle hurmanın faydaları birçoktur ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Daha çok kurutulmuş hali tercih edilen hurmanın yaş olanı da yine tatlı niyetine yenilir. Hurma, hayati besinler olan şeker, protein, lif ve yağ içermesi nedeniyle tek başına vücudun ihtiyacını karşılayabilir. Bunların dışında ondan fazla mineral, birçok vitamin içermesi ile birlikte faydaları inanılmazdır. Vücudumuzun enerjik olmasını sağlayacak bu içeriği ile hurma besin deposu gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütle birlikte tüketmesi, süt ve hurmanın insanın günlük besin ihtiyacını tamamen karşılaması nedeniyledir. Hurmanın içeriği, hurmanın faydaları, içeriğinde bileşenler nedeniyle sayısızdır. Uzmanlar, hurmanın bu faydalarından ve bileşenlerinden yüksek oranda yararlanmak için aç karnına yenilmesini tavsiye ediyor. Ve genellikle tavsiye edilen adet sayısı ise 3 veya 5 adettir. Hurma enerji verir. 100 gram kırmızı et, balık ile karşılaştırıldığında 100 gramındaki 300 kalori ile hurma enerji deposudur. Özellikle aç karnına yediğiniz 3 ila 5 adet hurma ile gün boyu kendinizi zinde hissedersiniz. Yorgunluk ve halsizlik hissedenler için düzenli olarak hurma tüketimi bu nedenle faydalıdır. Hurma vitamin deposudur. Hurmanın içeriğinde A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitamini bulunmaktadır. Bu nedenle hurma, doğal bir multivitamin hapı gibidir. Vitamin ve mineral takviyesi için alacağımız hapların yerine günlük olarak düzenli hurma tüketimi ile bu ihtiyacımızı bolca karşılarız. Bu özelliği ile hurma, gebelik döneminde daha çok artan vitamin ile mineral ihtiyacını hurma doğal olarak karşılamaktadır. Hurma kanser de ile kanser, serbest radikallerin neden olduğu kötü hücreler ve bunların birleşmesi olan tümörler sonucu ortaya çıkar. Serbest radikallerin durduran veya yavaşlatan ise antioksidanlardır. Urma ise önemli bir antioksidan olan selenyum minerali ve E vitamini bulunur. Bu iki madde ise vücudu kansere karşı korur. Urmanın Arap ülkelerinde bulunması ve tüketilmesi nedeniyle bu bölgelerde kansere yakalanan kişi sayısının azlığı doğru orantılı olarak tespit edilmiştir. Urma kalbi korur. Urmanın içinde kalp ve damarlar için iki önemli madde vardır. Bunlar B6 vitamini ile magnezyum mineralidir. Bu ikili kasların çalışmasında önemli rol oynarlar. Bu sebeple hurma kalp krizine karşı koruma sağlar. Ayrıca hurma potasyum içeriği ile de kalbi korur. Düzenli hurma tüketimi kötü kolesterol LDL emilimi azalır ve böylece kalp damar sağlığımız korunmuş olur. Özellikle kalp sorunu yaşayanlar için akşamdan bir bardak su içine bırakılan hurmanın sabah aç karnına ezilerek yenilmesi tavsiye edilmiştir. Hurma kilo vermenize yardımcı olur. Hurma, lifli yapısı ile sizi tok tutar. Aç karnınıza yiyeceğiniz en fazla 5 adet hurma ile besin ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Aynı zamanda içerdiği kalori miktarı ile hurma başına 20 kalori enerji de verir. Süt veya yoğurt ile birlikte yemesi ise bunu takviye edici niteliktedir. Diğer yandan ara öğünlerde de hurma tüketimi sağlık açısından faydalı olup tok tutması açısında ve öğünlerde fazla yemenizi önlemesi açısından kilo vermenize yardımcı olacaktır. Hurma ile yapılan araştırmalar, içeriğindeki kükürdün mevsimsel alerjilerin belirtilerini azaltığı tespit edilmiştir. Organik kükürdün sar virüsü tedavisinde belirtilerin ortadan kalkması yönünde olumlu sonuçlar alınmıştır. Özellikle mevsim geçişlerinde hurma tüketimi ile bu faydasını görebilirsiniz. Hurma kemikleri güçlendirir. Hurma, kemiklerin güçlenmesini sağlayan mineralleri içermesi açısından çok önemlidir. Kemik erimesi ve kemiklerde yaşanacak diğer sorunlar için hurma tüketimi gerekir. İlerleyen yaşlarda daha çok ihtiyaç duyulan selenyum, manganez, bakır ve magnezyum mineralleri hurmanın içeriğinde yer almaktadır. Hurma tüketimi ile bu minerallere olan ihtiyaç giderilmektedir. Hurma sindirimi rahatlatır. Hurma, laksatif etkisiyle vücutta müsil gibi çalışır ve bu yüzden kabızlığa iyi gelmektedir. Kabızlık durumundan geceden su içerisine bırakılan hurmaları sabah aç karnına tüketmeniz halinde bu faydasını göreceksiniz. Diğer yandan hurma, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olması nedeniyle sindirimi rahatlatır. Hurmanın yüksek lifli olması bu açıdan önemlidir. Hurma cinsel sorunları yok eder. Düzenli hurma tüketiminin cinsel gücü artırdığı ve cinsel sorunları yok ettiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Hurma kişide afrodizyak etkisi yaratmaktadır. Hurmanın bu özelliğini kullanmak için taze keçi sütü içine bal ve kakule ekleyerek bir gece suda bekletildikten sonra ezilen hurmayı da ilave etmeniz gerekmektedir. Hurma süt salınımını artırır. Düzenli olarak hurma tüketimi sütü az olan emziren anneler için de tavsiye edilmektedir. Hurma oksitosin adlı bir hormon içerir. Bu hormonun vücuttaki görevi ise süt salınımını uyarmaktır. Bu nedenle emziren anneler için hurma önemli bir yardımcıdır. Hurma demir ihtiyacını karşılar. Hurma, demir ihtiyacını karşılaması açısından özellikle kansızlık tedavisinde çok faydalıdır. Demir emilimi, oksijen taşıma görevi yapan hemoglobinlerin yapısını oluşturması açısından önemlidir. 100 gramında yer alan 3 mg demir minerali ile hurma, anemi hastaları için demir takviyesini sağlayan doğal bir kaynaktır. Hurmanın zararları. Genel olarak bakıldığı zaman hurmanın herhangi bir zararı tespit edilememiştir. Fakat yine azı karar demek gerekiyor. İçeriğinde şeker nedeniyle diyabet hastalarının ve kan şekeri yüksek olanların tüketime dikkat etmesi gerekir. En fazla 3 adet günlük ihtiyacınızı karşılayacaktır. Aynı zamanda kilo kontrolü yapıyorsanız unutmayınız ki hurmanın 100 gramında 300 kalori vardır. Bir adetinde ise 20 kalori olduğu ifade edilir. Bu yüzden aşırı tüketimi kilo almanıza sebep olabilir. Hurma çeşitleri Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ayette adı anılan ve cennet nimetleri arasında gösterilen hurmanın 99 türü bulunuyor. Fakat ülkemizde daha çok Medine, Tunus, Kudüs ve Af hurmaları adları ile biliniyor. Özellikle af hurması, Peygamber Efendimiz tarafından dikilmiş olması nedeniyle daha çok talep görmektedir. En bilinen hurma çeşitleri ve özellikleri şöyle. Mevrum hurma, kahverengi renkli, ince kabuklu, besleyici ve lezzetli olan bir hurma türüdür. Hacdan ve umreden gelen kişilerin gelirken itram etmek üzere getirmeyi en çok tercih ettikleri hurma türüdür. Sukkeri fahir, orta boyutta ve sarı renge yakın bir hurma çeşididir. Lif oranı yüksek, tok tutman ve iri etli hurma çeşididir. Medina medri, açık kahverengi renklidir, yumuşak, iri boyutlu ve oldukça etli bir hurma çeşididir. Baklava, bufiri hurması olarak da bilinen hurma çeşididir. Kahverengi renkli, iri boyutlu, yoğun tatlı ve etli hurma türüdür. Kan yapıcı özelliği olan hurma türüdür. Sufiri, açık kahverengi renkli, oldukça tatlı ve ince kabuklu hurma türüdür. Tugay hurma, gövdesi kahverengi renklidir, hurmadaki şekerler uç kısmında toplanmaktadır. Şekerlerin uç kısmında birikmesi nedeniyle uç kısımları sarı beyaz renklidir. Şeker oranı düşük bir hurma çeşididir. Bu nedenle şeker hastalarının tercih ettiği hurma çeşididir. Ürdün meccül, siyah renkli, orta boyutlu, ince kabuklu, etli, lif oranı yüksek ve tatlılık oranı yüksek olan hurma çeşididir. Meşru, kahverengi, kalın kabuklu ve orta büyüklükteki hurma türüdür. En kabuklu nebrum hurması olarak bilinmektedir. Amber, siyah renkli, iri boyutlu, kalın etli, yüksek lif oranı yüksek hurma çeşididir. Diyet yapanlara önerilen hurma çeşididir. Tok tutma özelliği ve besleyiciliği bulunan hurma türüdür. Berni, sarımsı renkte bir hurma çeşididir. Orta boyutta ve lif oranı yüksek olan hurma çeşididir çocuklara, hamile ve emziren kadınlara tüketmeleri önerilen hurma türüdür. Çelebi, kahverengi, orta boyutta, ince kabuklu ve oldukça tatlı bir hurma türüdür. Kan yapıcı özelliği bulunan hurma çeşididir. Safavi, siyah renkli, ince kabuklu, şeker oranı oldukça az ve orta boyutta bir hurma türüdür. Dıheyni, orta boyutta, rengi siyaha oldukça yakın, lifli ve etli hurma çeşididir. Doyurucu özelliği de bulunan Dur. hurma türüdür. Rabia, kalın kabuklu, lifli rengi sarıya oldukça yakın ve orta boyutta bir hurma türüdür. Doyurucu özelliği bulunan hurma türüdür. Ayrıca kanser, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Udri, kahverengi ve orta büyüklükte olan hurma türüdür. Tatlılık oranı oldukça yoğun bir hurma türüdür. Kan yapıcı özelliği de bulunmaktadır. Aç ve, siyah renkli, ufak taneli ve yuvarlak şekilde bulunan hurma türüdür sihre ve zehre karşı etkili olduğu söylenmekte olan hurma çeşididir. İran hurması, İran'da yetişen, siyaha yakın renkte olan ve ince kabuklu hurma türüdür. Yaş hurma ismiyle de anılan hurma çeşididir. Revtana yaş hurma, kahverengi, turuncu renge sahip hurmadır. İnce kabuklu, yumuşak, orta büyüklükte ve besleyici özelliği olan hurma türüdür. Ber yaş hurma, sarı renkli, ince kabuklu, orta büyüklükte ve kekremsi tadı bulunan hurma türüdür. Ayrıca Çağla ismiyle de bilinmektedir. Sukkeri yaş hurma, diğer hurmalara göre çok daha fazla şeker oranına sahip olan hurma türüdür. Açık kahverengi, ince kabuklu ve orta büyüklükte olan hurma çeşididir. Bulla yaş hurma, kırmızı renkli, orta büyüklükte ve ince kabuklu hurma türüdür. Kekrete tadına sahip hurma çeşididir. Özellikle şeker hastalığı bulunan kişiler doktora danışmadan yememeleri önerilir. Videomuz burada sona erdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.